Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonel amaçların belirlenmesinden sorumlu yöneticilerdir? Orta ve alt düzey yöneticiler. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin misyon ifadesi içinde yer almaz? Çalışanların sayısı. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmede amaçların belirlenmesinin nedenlerinden biri değildir? Çalışanların alacağı ücreti belirlemesi. Aşağıdaki kavramlardan hangisi John Woodward'ın araştırma sonuçlarına göre tespit ettiği üretim şekillerinden biridir? Süreç üretim. Aşağıdaki ifadelerden hangisi mekanik örgüt modelinin bir özelliği değildir? Astlara emirden ziyade bilgi ve yönlendirme ile iş yüklenir. Bir organizasyonun amacını, çevresini, değerlerini ve gitmek istediği yönü genel hatlarıyla ortaya koyan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Misyon. Yöneticiler sorumlulukları açısından sınıflandırıldığında fabrika yöneticisi hangi yönetici sınıfına girer? Genel yönetici. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi yapılacak işlerin astlara istek ve işbirliği içinde yaptırılmasını sağlar? Yöneltme Otoritenin merkezi olmasının karar vermeye hız ve esneklik kazandıracağını, ancak yöneticilerin sorumluluklarını ve görev yüklerini arttıracağını öne süren teorisyen, aşağıdakilerden hangisidir? Alfred Sloan Aşağıdaki ifadelerden hangisi, her astın yalnızca bir üste bağlı olmasını ifade eder? Yöneltme, emir komuta birliği. İşletmelerde gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin birbirini izler, tamamlar ve bütünler olarak gerçekleştirilmesine ne ad verilir? Koordinasyon. Aşağıdakilerden hangisi yönetim faaliyetinin ilk fonksiyonudur? Planlama. Amaçlanan hedefe ne ölçüde ulaşıldığını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? Etkinlik. Sistem yaklaşımına göre Sürece katılan girdilerle planlanandan daha fazla çıktı elde edilmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? Pozitif geri bildirim. Aşağıdakilerden hangisi McGregor'un X kuramı varsayımlarından biri değildir? İnsan örgütsel sorunların çözümüne yaratıcı katkılarda bulunabilir. Verimliliğin matematiksel formülü aşağıdakilerden hangisidir? Çıktı Girdi 1 Aşağıdakilerden hangisi kapalı sistemin özelliklerinden biri değildir? Değişen çevre koşullarında başarılı olabilir. Aşağıdakilerden hangisi mikro bakış açısına göre sistemin temel özelliklerinden biri değildir? Sinerji. Aşağıdakilerden hangisi Fayol tarafından belirlenen yönetimin fonksiyonlarından biri değildir? Ayrıştırma. Aşağıdakilerden hangisi modern yönetim kuramının özelliklerinden biridir? Sentez odaklılık. Aşağıdakilerden hangisi kurmay yetkinin özelliklerinden biri değildir? Satış müdürünün, muhasebe müdürünün altındaki maliyet muhasebesi elemanından bir ürünün birim maliyetine dair bilgi isteyebilmesini sağlayan yetki türü olması. İşletmede bir düşünceyi risk alma ve yenilik yapma yoluyla katma değeri yüksek talep gören nihai bir ürün veya hizmete dönüştürme sorumluluğunu üstlenerek risk alan profesyonel yöneticiye ne ad verilir? İç girişimci. Yöneticilerin motive etme, koordine etme, çatışmalara çözüm getirme becerileri ve insanlarla iletişim kurmadaki başarıları aşağıdaki hangi yetkinlik düzeyine bağlıdır? Beşeri yetkinlik. Aşağıdaki yönetimin öğelerinden hangisi işlerin kimler tarafından yapılacağının, ne kadar yetkiyle ve hangi fiziksel ortamda gerçekleştirileceğinin belirlenmesini sağlar. Örgütleme Sorumlulukları açısından yöneticiler göz önüne alındığında, insan kaynakları müdürü hangi yönetici grubuna dahildir? Fonksiyonel yönetici Aşağıdakilerden hangisi, Fenri Fayol'un yönetim öğretisindeki 14 ilkeden biri değildir. Planlama. Aşağıdakilerden hangisi neoklasik yönetim kuramı doğrultusunda geliştirilen modellerden biri değildir? Bürokrasi modeli. Tuğlayla duvar örme işinde hareket etüdü yardımıyla gereksiz hareketleri ortadan kaldırarak standartizasyon çalışmaları yapan ve işin yeniden yapılandırılarak verimliliğin arttırılması konusunda bilimsel yönetim yaklaşımına katkıda bulunan bilim insanları aşağıdakilerden hangisidir? Frank ve Lillian Gilbert Aşağıdakilerden hangisi? MacGregor'un Y kuramı varsayımlarından biri değildir. İnsanlar genellikle yönetmekten çok yönetilmeyi tercih ederler. Aşağıdakilerden hangisi Frederick William Taylor'ın bilimsel yönetim yaklaşımının ilkelerinden biri değildir? İş yerindeki çalışma koşullarının belirlenmesinde işçilerin söz sahibi olması. Belirli girdilerin kullanılarak istenilen çıktılara dönüştürme faaliyetini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? Süreç Aşağıdakilerden hangisi stokastik, rastsal sistemdir? Ekonomik sistemler. Her koşulda geçerli en iyi tek bir örgüt yapısı olmadığını, en iyi örgüt yapısı ve yönetim tarzının örgütün içinde bulunduğu koşullara göre farklılık gösterdiğini öne süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? Durumsallık yaklaşımı. Çevreyi basit, karmaşık ve statik Dinamik boyutlarıyla ele alan yazar aşağıdakilerden hangisidir? Robert Duncan. İşletmedeki çalışanlara davranışlarında ve yapacakları işlerde yol gösteren genel davranış planı aşağıdakilerden hangisidir? Politika. İşletmenin misyonu doğrultusunda üst düzey yöneticiler tarafından belirlenen ve geniş kapsamlı ve genel konuları ele alan amaç türü Aşağıdakilerden hangisidir? Stratejik amaçlar. Aşağıdakilerden hangisi sürekli planlar arasında yer almaz? Projeler. Yapılan planların ne kadar bir süre için yapıldığını ifade eden kavrama ne ad verilir? Planlama ufku. Stratejik planın belirli bir kısmını hayata geçirmek üzere tasarlanan üst ve orta düzey yönetimin sorumluluğunda olan plan türü aşağıdakilerden hangisidir? Taktik planlar. İnsanlarla doğru iletişim kurabilme, onları motive edebilme ve çatışmalara çözüm getirme konuları yöneticilerin hangi yetkinliklerine örnektir? Beşeri. Aşağıdaki yönetimin işlevlerinden hangisi işletmede gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin birbirini takip edecek, tamamlayacak ve bütünleyecek şekilde olmasını sağlayan unsurdur? Koordinasyon. Aşağıdakilerden hangisi somut sermaye unsurlarından biri değildir? Patentler İşletmenin amaçlarına ulaşması için kaynaklarını doğru kullanmasına ne ad verilir? Verimlilik Kendi uzmanlık konularında yardım, öneri ve danışmanlık yapan yöneticilerin sahip olduğu ve danışma yetkisi olarak da adlandırılan yetki türüne ne ad verilir? Kurmay yetki Otorite türleri, örgüt türleri ve bürokratik örgüt yapısının özelliklerini açıklayan bürokrasi yaklaşımını geliştiren yazar kimdir? Weber İlk defa işletmedeki faaliyetleri sınıflandırarak yönetimin ilkelerini açıklayan yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? Yönetim süreci yaklaşımı Çalışanların verimliliğinin ve etkinliğinin nasıl arttırılabileceğini bilimsel olarak açıklayan klasik yönetim yaklaşımı kim tarafından geliştirilmiştir? Drucker Sistemin kendi kendini yok etme eğiliminin negatif hale gelmesine ne ad verilir? Negatif entropi Emery ve Tristin sınıflandırdığı çevre türleri arasında en dinamik ve belirsizliği en yüksek olan çevre türü aşağıdakilerden hangisidir? Çalkantılı Planlama sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir? İşletme misyon ve vizyonunun belirlenmesi. 10.000 TL üzeri satın almalarda yöneticinin yazılı onayının alınması ya da 5.000 TL üzeri ürün değiştirmelerde yöneticinin sözlü onayının alınması gibi konularda çalışanlara rehberlik eden davranış planına ne ad verilir? Politika Aşağıdakilerden hangisi tek kullanımlık planlardan biridir? Proje 1. Bir, politika 2. Prosedür 3. Bütçe. Yukarıdakilerden hangileri sürekli planlardandır? 1 ve 2. Kendi uzmanlık konularında yardım, öneri ve danışmanlık yapan yöneticilerin sahip olduğu ve danışma yetkisi olarak da adlandırılan yetki türüne ne ad verilir? Kurmay yetki Aşağıdaki yönetimin işlevlerinden hangisi, işletmede gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin birbirini takip edecek, tamamlayacak ve bütünleyecek şekilde olmasını sağlayan unsurdur. Koordinasyon Aşağıdakilerden hangisi, somut sermaye unsurlarından biri değildir. Patentler Çalışanların verimliliğinin ve etkinliğinin nasıl arttırılabileceğini bilimsel olarak açıklayan klasik yönetim yaklaşımı kim tarafından geliştirilmiştir? Taylor. Fayol'un yönetim öğretilerinden hangisi her astın yalnızca bir üste bağlı olmasını ifade eder? Yöneltme, emir komuta birliği. İlk defa işletmedeki faaliyetleri sınıflandırarak yönetimin ilkelerini açıklayan yönetim yaklaşımı Aşağıdakilerden hangisidir? Yönetim süreci yaklaşımı. Tuğlayla duvar örme işinde hareket etüdü yardımıyla gereksiz hareketleri ortadan kaldırarak standartizasyon çalışmaları yapan ve işin yeniden yapılandırılarak verimliliğin arttırılması konusunda bilimsel yönetim yaklaşımına katkıda bulunan bilim insanları aşağıdakilerden hangisidir? Frank ve Lillian Gilbert Sistemin kendi kendini yok etme eğiliminin negatif hale gelmesine ne ad verilir? Negatif entropi. Aşağıdakilerden hangisi mikro bakış açısıyla sistemin temel özelliklerinden biri değildir? İletişim. Planlama sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir? İşletme misyon ve vizyonunun belirlenmesi bin TL üzeri satın almalarda yöneticinin yazılı onayının alınması ya da 5.000 TL üzeri ürün değiştirmelerde yöneticinin sözlü onayının alınması gibi konularda çalışanlara rehberlik eden davranış planına ne ad verilir? Politika Fayol'un yönetim öğretilerinden hangisi her astın yalnızca bir üste bağlı olmasını ifade eder? İş bölümü Aşağıdakilerden hangisi Mikro bakış açısıyla sistemin temel özelliklerinden biri değildir. İletişim. Girişimcinin temel özelliği nokta nokta olmasıdır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? Kar odaklı. Aşağıdakilerden hangisinde işletmelerin stratejik amaçları birlikte ve doğru olarak verilmiştir? Verimlilik, karlılık, büyüme. Yetkinlikler göz önüne alındığında üst düzey yöneticilerin en fazla hangi yetkinliğe sahip olması gereklidir? Kavramsal yetkinlik. Nokta nokta genel olarak işletmede çalışanların davranış ve kararlarına yol gösteren anlatımlardır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? Politika. Black ve Mouton'un Yönetsel kafes modelinde üretime ve insana aynı düzeyde önem verilerek örgütsel ve bireysel beklentilerinin bütünleştirildiği düzeye ne ad verilir? Ekip yönetimi. İşletmede uygun çalışma koşullarının gerçekleştirilmiş olması veya adil bir ücret sisteminin bulunması mutlaka iş tatminiyle sonuçlanmaz. Başarı, tanınma, sorumluluk alma, kendini geliştirme ve benzeri konuların iş tatmininin sağlanmasında rolü büyüktür. Yukarıdaki fikri savunan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir? Herzberg. Neoklasik yönetim kuramının temeli sayılan Hawthorne araştırmalarının en önemli bulgusu nedir? Üretim miktarındaki artışlar iş tatmini ve üyeler arasındaki uyuma bağlıdır. McGregor'un insan doğası gereği genellikle çalışmaktan hoşlanmaz ve elinden geldiğince çalışmaktan kaçınır şeklinde açıklanan yönetici tipi aşağıdakilerden hangisidir? X kuramı yöneticisi Teknik faaliyetler, ticari faaliyetler, mali faaliyetler, güvenlik faaliyetleri, muhasebe faaliyetleri, yönetimsel faaliyetler. İşletmedeki faaliyetlerin yukarıda görüldüğü gibi 6 gruba ayrılarak gruplandırılabileceğini öne süren yönetim araştırmacısı kimdir? Fayol. Sistem bakış açısıyla bir işletme ele alındığında üretim, pazarlama, yönetim, insan kaynakları, muhasebe, finansman gibi fonksiyonlar işletmenin nokta nokta oluşturmaktadır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? Alt sistemlerine. Kurallar ve prosedürler genellikle yazılı değildir ve yazılı olsa bile uyulmadığı takdirde yaptırımı söz konusu değildir. Yetki hiyerarşisi çok kesin belirlenmemiştir. Görev ve sorumlulukların dağılımında biçimsel olmayan yapı ve takım çalışmaları cesaretlendirilmektedir. Yukarıda tanımlanan örgüt yapısına ne ad verilir? Organik örgüt yapısı. Çevresiyle hiçbir girdi ve çıktı alışverişi olmayan sistemlere ne ad verilir? Kapalı sistemler. Tüm ortamlarda ve şartlarda geçerli olan ve evrensel en doğru, en verimli ya da en iyi yönetim ilkeleri ve örgüt yapısı yoktur. Her durumda geçerli bir örgüt yapısından söz edilemez. Çünkü örgüte ilişkin tüm kavramlar koşullara bağlıdır. Durumsallık. En az 10 yıl boyunca yatırımcılara %13 oranında dönüş yapabilmek ifadesi hangi tür amaçlara örnek gösterilebilir? Stratejik amaçlar. Dünyaya ve olaylara bakış tarzımıza ne ad verilir? Paradigma. Sürekli planların en dar kapsamlı olanlarına ne ad verilir? Kural ve düzenlemeler. Bir işletmede belirli bir faaliyetin tahmin edilen sonuçlarını sayılarla anlatan tek kullanımlık planlara ne ad verilir? Bütçe. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin daha iyi ve etkin hale getirilmesi için yöneticiler tarafından kullanılan tekniklerden biri değildir? Mesajı sadece bir kez aktarma. Bir işletmede çalışanın kendine verilen faaliyetleri yerine getirme yükümlülüğüne ne ad verilir? Sorumluluk. Riskle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi günümüz yeni bakış açısı için yanlıştır? Risk ölçümü subjektiftir. Aşağıdakilerden hangisi açık bilgi ve örtülü bilgi arasındaki dönüşüm sürecinin aşamalarından biri değildir? Yayma Örgüt üyelerinin rızasını elde edebilmenin dayanakları üzerinde çalışmalar yaparak Fayol'un ekip ruhu ilkesine katkıda bulunan isim aşağıdakilerden hangisidir? Amitai Etzioni Aşağıdaki yönetim fonksiyonlarından hangisi işlerin birbirinin bütünler ve tamamlar şekilde nasıl düzenleneceğinin belirlenmesini sağlar? Koordinasyon Planlamada belirlenen faaliyetlerin netleştirilmesi, işlerini yapacak kişilerin ve aralarındaki ilişkilerin belirlenmesi ile yer, araç ve yöntemlerin hazırlanması faaliyetlerini içeren yönetim fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? Örgütleme. Aşağıdaki yönetim fonksiyonlarından hangisi Örgütün saptanan amaçları doğrultusunda çalışanları istenen yönde davranışa yönlendirme, harekete geçirme ve iş yaptırma faaliyeti olarak tanımlanır. Yöneltme. Aşağıdakilerden hangisi işletme faaliyetlerinin bölümlere ayrılmasında göz önünde bulundurulacak unsurlardan biri değildir? Denetimin zorlaştırılması. İşletmelerde Performansı tekrar eski haline getirmek için alınan acil önlemlere ne ad verilir? Anlık düzeltici önlem. Aşağıdakilerden hangisi bir yöneticinin sahip olması gerekli güç kaynaklarından biri değildir? Fiziksel güç. Aşağıdakilerden hangisi bir sistemin verimliliğini arttırmaz? Aynı girdiğiyle aynı çıktı. Aşağıdakilerden hangisi Stres yönetiminde kullanılan bireysel mücadele stratejilerinden biri değildir. Eğitim. Aşağıdakilerden hangisi sistem yaklaşımının etkilediği bilimlerden biri değildir? Kimya. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin temel bölümlendirme biçimlerinden biri değildir? Piyasa temelli. Aşağıdakilerden hangisi Çatışma yönetimi sürecinde kullanılan davranış stratejileri içerisinde en çok kabul gören stratejilerden biri değildir. Rekabet Aşağıdakilerden hangisi durumsal liderlik teorileri kapsamındaki çalışmalar arasında yer alır? Vrom ve Yeto'nun liderlik kuramı Aşağıdakilerden hangisi bir işletmede koordinasyonun sağlanması için gerekli tekniklerden biri değildir? İletişim yöntemlerinin dağınıklaştırılması. Sürelerine göre amaçlar ele alındığında aşağıdakilerden hangisi orta vadeli amaçtır? Taktik amaç. Aşağıdakilerden hangisi üst düzey yöneticilerin uygun yapıyı tasarlarken karşılaştıkları durumsal faktörlerden biri değildir? Politika. Yöneticinin örgüt içinde bir değişimi başlatma, yeni bir iş kurma kararı verme, kurumsal performansı yükseltecek faaliyetleri tanımlama görevini üstlendiği rol aşağıdaki yöneticinin rollerinden hangisidir? Girişimci rolü. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yönetim, yönetim süreci ve bürokrasi yaklaşımlarının ortak özelliklerinden biri değildir? Biçimsel olmayan örgüt yapısı üzerinde durmaları. Bir fayda sağlamak amacıyla insanlar tarafından oluşturulan ve ekonomik sistemler, bilgisayarlar gibi örnekleri olan sistemlere ne ad verilir? Yapay sistemler. Sistem yaklaşımına göre sürece katılan girdilerle planlanandan daha az çıktı elde edilmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? Negatif geri bildirim. Odak noktaları stratejik amaçlara ulaşma yolunda gereken eylemleri işlevsel hale getirebilmek olan ve orta düzey yöneticiler tarafından belirlenen amaçlar aşağıdakilerden hangisidir? Taktik amaçlar. 1. Proje 2. Politika 3. Bütçe. Yukarıdakilerden hangileri tek kullanımlık planlardır? 1 ve 3. 1 Benzer işlerin bir araya getirilmesi, 2. uzmanlaşmadan yararlanılması, 3. denetimin kolaylaştırılması. Yukarıdakilerden hangileri bölümlere ayırmada göz önünde tutulacak unsurlardandır? 1, 2 ve 3. Örgüt şemasının metin olarak açıklanmasına ne ad verilir? Örgüt el kitabı Durumsal liderlik teorilerinden amaç, yol teorisine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Amacı izleyiciler belirler. Yöneltme hangi yönetim fonksiyonundan sonra gelir? Örgütleme 1. Kişi çalışmayı sevmez ve mümkün olduğu kadar işten kaçmaya çalışır. 2. Kişi için çalışma, oyun ve dinlenme kadar doğaldır. 3. Kişi sorumluluk yüklenmek istemez, fazla istekli değildir ve güvenceyi her şeye tercih eder. Yukarıdakilerden hangileri X teorisine göre insan davranışları hakkında varsayımlardandır? 1 ve 3. Örgüt yapılanmasının hiyerarşik kaynağı açısından bakıldığında aynı seviyedeki kişiler arasındaki koordinasyona ne ad verilir? Yatay Örgüt içinde her düzeyde söylenti ve dedikodu benzeri yollarla aktarılan iletişim türüne ne ad verilir? Biçimsel olmayan iletişim. Aşağıdakilerden hangisi koordinasyon ilkelerinden biri değildir? İşletmenin bölümleri arasında ortaya çıkmış bir sorun için çözüm bulunduğunda daha sonra ortaya çıkabilecek benzer sorunlarda kullanılmaması, her soruna özel çözümler geliştirilmesi Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde yer alan unsurlardan biri değildir? Mesaj. Aşağıdakilerden hangisi krize yol açan faktörlerde işletme dışı çevre faktörlerinden biri değildir? Örgüt yapısının merkeziyetçi olması. Aşağıdaki çatışma yönetimi stratejilerinden hangisi sorunun daha fazla büyümesini engellemek ya da tarafların sorunu kendi aralarında çözmelerine imkan tanımak için Yöneticinin taraf olmadığı ve çatışmaya da doğrudan girmediği strateji türüdür. Kaçınma. Aşağıdakilerden hangisi farklılık yönetiminin temel amaçlarından biri değildir? İş yerinde kurum kültürüne benzer inanca, tutuma ve davranışa sahip kişileri bir araya getirerek çatışmaların önüne geçmek. Bilginin örgütsel amaçlar doğrultusunda üretilmesi, dağıtılması ve uygulanması sürecine ne ad verilir? Bilgi yönetimi. Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerin sahip olması gereken yetkinliklerden kavramsal yetkinlik kriterleri arasında yer almaz? Çatışmalara çözüm getirme becerisi. Aşağıdakilerden hangisi yönetim süreci yaklaşımının kurucusu ve öncüsüdür? Henry Fayol.